ÖSYM Başkanı Ali Demir'in medya temsilcileriyle görüştüğü saatlerde Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu da bir açıklama yaptı. Suçlamaların siyasi olduğunu söyledi. Şifre iddiası doğru değil dedi. Ben olmadığını biliyorum ama en azından somut olarak da herkesin tatmin olacağı bir sonucun Cumhuriyet Savcılığı tarafından ivedilikle sonuçlandırıp kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyorum. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, öğrencilerden iddialara kulak asmadan sınava çalışmaya devam etmelerini istedi. Bu konuda güven duygularını sarsmasınlar, bize güvensinler, ikinci sınava sağlıklı, huzurlu bir şekilde hazırlansınlar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de YGS'deki iddialarla ilgili olayın linç kampanyasına dönüştürüldüğünü söyledi. Bazı muhalefet partileri ve onlar adına kalem oynatan bazı yazarlar tarafından bu hükümete yönelik de bir linç kampanyasına dönüştürülmüştür. Buradan ben halkıma sesleniyorum, milletimize sesleniyorum. Bu bir tezgahtır. CHP kanadından da açıklama geldi. CHP şifre iddialarına sahip çıkmaya devam etti. YGS soru ve cevaplarının basına dağıtıldığı andan itibaren ortaya çıkan şifreleme iddiaları tesadüfle açıklanmayacak kadar net ve açıktır. İddialar ve cevaplar Meclis Genel Kurulu'na da taşındı. Bir an önce bu sınavın iptal edildiğini, sonuçlarının geçersiz olduğunu açıklayınız. Siyasi sorumluluk sizdedir. Lütfen 2 milyona yakın gencimizin hayallerini ve psikolojilerini hiçe saymayalım. Kafa karıştırmayalım. Bu konuda cahillik diyebileceğim düzeyde açıklamalardan kaçınalım. Her taraftan